Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, bu akşam Ateş Hattı'nda Türkiye'de 65 milyon insanı direkt olarak ilgilendiren bir konuyu tartışacağız. Türkiye'deki gelir dağılımı. Yapılan araştırmalar Türkiye'de gelir dağılımının en adaletsiz, dünyanın en adaletsiz 20 ülkesinden bir tanesi olduğunu ortaya koyuyor. Zenginle fakir arasındaki, sınıflar arasındaki farkın uçurumun gittikçe büyüdüğünü söylüyor. Orta direğin kalmadığını çok uzun zamandır hepimiz söylüyoruz. Çok değerli konuklarım var. Önce sol cenahımdan başlayacağım. Sayın Doğu Perinçek, hoş geldiniz. İşçi Partisi'nin genel başkanı. Sayın Bayram Meral, Türk İş Genel Başkanı, hoş geldiniz. Sağ tarafımızda Liberal Parti'nin genel başkanı Sayın Besim Tübük, hoş geldiniz. Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası Genel Başkanı Sayın Halit Narin, hoş geldiniz. Ve Sakıp Sabancı, size bir sıfat koyamıyorum efendim. Ağların ağası Sakıp Sabancı, siz de hoş geldiniz. Bir alkış rica ediyorum. Evet, şimdi buradaki ilk konumuz, ilk tartışma konumuz, Türkiye'deki bu gelir adaletsizliğinin, dağılımındaki adaletsizlik nereden kaynaklanıyor, neden var böyle bir adaletsizlik? Hemen Doğu Perinçek'ten ilk olarak oradan bir başlayayım. Şöyle bir sol cenahtan başlayalım. Değil mi? Konu soldan, benim soluma şöyle aldık, sol cenahı. Buyurun. Şimdi tabii politikadan, iktidar mekanizmalarından başlıyor. Çünkü siyaset, iktidar mekanizması ne demek? Bir ülkede üretilenleri paylaştıran mekanizma. Onun için suyun başını kim tutarsa tabii kendi sınıfına suyu akıtıyor. 1980'lerden itibaren Türkiye'de iktidarda önemli değişiklikler oldu. Ve bu değişiklikler Cumhuriyet tarihinde görülmemiş gelir dağılımında şok halinde büyük adaletsizlikleri de getirdi. Biliyorsunuz 24 Ocak'la başladı bu değişme. 24 Ocak dışarıdan Türkiye'ye dayatılan bir programdı ama tabii içeride de bunun temsilcileri var. Ve kendi iktidarını getirdi o 24 Ocak politikaları. O neydi? Bir sopa rejimiydi. Ve 1987 yılına geldiğimiz zaman 7 yıl içerisinde işçi ücretlerinde ortalama endekse baktığımız zaman 100 olan işçi ücreti 52'ye düştü 87'de, 7 yıl içinde. Bizim tarihimizde böyle bir şey görülmemiş. Ve Türkiye o çizgide devam etti. Çünkü bu politikanın en has temsilcisi Turgut Özal'ı 12 Eylül rejimi iktidara getirdi. Ve Turgut Özal da bir eroin devrimi yaptı. Eroin devrimi nasıl? Liberalleşmeyle oldu. Liberalizasyon dedikleri. Liberalleşme Türkiye'de aslında kara paranın, kirli paranın aklanmasından başka bir şey değildi. Ve o Türkiye'de gerçekten Türkiye ekonomisini aynı zamanda eroine bağımlı hale getirdi ve gelir dağılımındaki adaletsizlik devam etti. Bu politikalar arkasından SHP Doğru Yol Partisi, SHP hükümetlerinin efendim istikrar paketi programı. Ondan sonraki... Yani bu 24 Ocak'tan başlayan evet, liberal politikalar... Evet, 24 Ocak, 12 Eylül, Tansu Çiller'in istikrar paketi evet. Ve Avrupa Birliği'ne aday üyelik. Avrupa Birliği bize bu gelir dağılımındaki büyük adaletsizliği aynı zamanda dayatıyor. Amerika ile birlikte. Artık Türkiye Washington'dan yönetiliyor. Brüksel'den yönetiliyor. Türkiye başkentini kaybetmiş. Başkentini kaybedince fakirin, fukaranın sahibi kalmamış. Tabii Avrupa'daki holdinglerin, tekerlerin falan, Anadolu'daki köylüyü, efendim Adana'daki efendim Eksa işçisini falan, bunları düşünecek halleri yok. Avrupa Birliği, bakın, katılım ortaklığı belgesine ve Avrupa Birliği aday üyelik protokolüne baktığımız zaman Türkiye'de niye köylü fakirleşiyor, niye işçi fakirleşiyor, niçin işsizlik var? Bunların hepsini madde madde görüyoruz. Diyor ki tarıma desteği kaldıracaksın. Yani çiftçiyi yıkacaksın. Diyor ki özelleştirme yapacaksın. 600 bin işçiyi sokağa atacaksın. Hipermarketler, süpermarketlere iç piyasanı vereceksin. Yani hacı bakkal vesaire, bizim manifaturacımız, züccaciyecimiz, tüccarımız, bunlar tasfiye olacak, zanaatkarımız, esnafımız ne olacak? Carrefour'lar gelecek, cumhurbaşkanları onun kurdelasını kesecek, metrolar gelecek, Migros'lar gelecek. Yani Gaziantep'te ürettiği mercimeği ben, amcamın ürettiği mercimeği İstanbul'a Carrefour'dan alacağım. Elazığ'daki üretileni Ankara'daki yeğeni efendim metrodan alacak. Migros'tan. Bunun sonunda işsizlik oluyor diyor. Tabii ve işsizlik, fakirleşme ve dışa büyük bir ekonomik kan kaybına uğruyor. 1900
Bu mu gelir dağılımını? Evet, gelir dağılımını yıkıyor. Yani kim liberal üretiyor? Politikalar, liberal politikalar, liberalleşme, dışarıdan da yatılan liberalleşme sonuç itibariyle Türkiye'nin orta sınıflarını çökertmiştir. Emekçilerini büyük bir gelir kaybına uğratmıştır ve Türkiye'nin kaynakları çok dar, küçük bir kesimde toplanmıştır ve mafyalaşmıştır ekonomi. Bir mafyanın eline düşmüştür bugün Türkiye. Hani Türkiye'yi bugün sanayicilerin, tüccarların yönettiği de söylenemez. Sanayici de ekonominin kenarlarına itilmiştir. Türkiye'yi bugün mafya yönetmektedir. Ve kapitalist yöntemlerle değil sömürü. Doğrudan doğruya yağma yoluyla. İşte görüyoruz balina operasyonu, beyaz enerji operasyonu vesaire vesaire. Aileler, Turgut Özal ailesi, Mesut Yılmaz ailesi, Tansu Çiller ailesi, enişteler, yeğenler, kardeşler, Turgut Yılmazlar falan bunlar Türkiye'yi alıp götürmektedir. Yani, onlar şu andaki, onlar yoklar. Cevap hakkı. Baki kal, anladım. Sordunuz. Gelir dağılım, peki. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne tamam. giremiyor falan ama bavullarla esas, bakıyorsunuz. Peki, liberal politikalar. Evet. Peki, liberal politikalar, 24 Ocak'tan başlayan liberal politikalar Türkiye'deki gelir dağılımını yok etti, adaletsizliğini daha da arttırdı. Kime döneceğim herhalde belli oldu. Liberal Parti'nin genel başkanı Besim Çubuk Bey daha, burada. Daha nefes alamadık. Nefes. Bu i̇şte şimdi nefes erken... konuşurken nefes alınacak zaten. Peki. Efendim, Liberal Parti'nin genel başkanısınız. Doğu Bey, direkt olarak liberal politikaların Türkiye'deki bu büyük gelir dağılımını, adaletsizliğini ortaya çıkardığını söyledi. Evet. Doğu Bey benim yakın dostum. Yani inşallah. Burada zaten dostane bir tartışma iktidara, yapıyoruz. İktidara gelince de kendisinden istifade edeceğiz, onu söyleyeyim. Yani. Şimdi arkadaşlar, bugünkü konu gelir dağılımı. Gelir dağılımının kötülüğü. Ama bu gelir dağılımı lafının gerisinde aslında bir fakirlik var. Çözüm, reçete, ülke ekonomisini kalkındırıp insanlara talep yaratmakta. Yani işçi arayacak, işçi bulamayacak işveren. Esnaf çok güzel iş yapacak, işini genişletecek. Neyle olacak bu? Ekonomik gelişmeyle olacak. Yani özü ekonomik bu. Gelişme olmadan bu gelir dağılımı düzenlersin. Gelir dağılımı palavradır. Konuşur dururuz. İşte ben az alıyorum, o çok alıyor biter. Bunun da özü, ilk bana konuşmayı verdiğiniz için açıyorum. Sonra bol bol konuşacağız nasılsa. Tabii. Bunun özü de şudur kardeşim. Ben doktorum. Yani ekonomik konularda teşhis koyuyorum. Ve diyorum ki bunun özü Türkiye'yi sermaye ve müteşebbis cenneti yapmak. Bakınız, ülkelerde nerede para çoksa, para ve müteşebbis çok, nüfus azsa, insan değeri orada yüksektir ve orada gelir dağılımı açılmaz, yakındır bildiğim. Mesela evet. İsviçre. Para ama boldur. Türkiye'de insan. Bir dakika, Türkiye lazım. Ortadadır. Türkiye ortadadır, kötüleşmektedir. Mesela bundan 5-6 sene evvel Türkiye ortadaydı, şimdi Bangladeş'e yaklaşıyor. Yani ekonomi kötüleştikçe, para azaldıkça, bakın tekrar evet. ediyorum. Şurası bir çanak. Yani burası ülke olarak kabul edilir. Bu ülkede sermaye artı müteşebbis sınıf çok olursa insan değeri yükselir. İnsan sayısı çok. Sermaye ve müteşebbis azalırsa insan değeri düşer. Ve gelir dağılımı açılır. Benim hala biraz önce Metin Bey'e de sormak istediğim soru şuydu. Türkiye'nin bir milli geliri var. O milli geliri Avrupa ülkelerinin altında ama Asya ve Afrika ülkelerinin üstünde. Ama Türkiye'de bir de gelir dağılımı diye bir problem var. O gelir dağılımındaki problem Afrika ülkeleriyle Asya ülkelerinin birçoğunun gerisinde. Ama ikisi de yanlış. Türk ekonomisinin bugünkü hastalığı işsizliktir. Ekonomiye istikamet verilmekteki politikalardaki yanlışlıktır. Amerika'nın ithalata dayalı, yani tüketime dayalı olan politikasını Türkiye tatbik etmek istemiştir 1999-2000 senesinde. 400 bine yakın otomobil ithal etmiştir. Yani 4 milyar dolara yakın otomobil ithalatı vardı. Yanlış söyledim. 4 milyar dolara yakın otomobil ithalatını tüketiciye empoze etmiştir, satmıştır iyi şartlarla. Şimdi bu bir arkadan üretimde çalışan insanlar topluluğunu yaratmak da mümkündür. Onun için insanlar topluluğu eğer iş bulabilir ise asgari ücretin 139 olmuş brüt, 239 olmuş, 339 fark etmiyor. Çünkü gelir dağılımından pay alıyorsunuz. Halbuki bugünkü şartlar altında büyük bir işsizlik problemi var. Bu işsizlik probleminin altında yatan da politikaların ithalata dayalı yapılmasındandır.
Bizim müteşebbisler olarak bütün şikayetimiz, üretime ve yatırıma dayalı ve ihracata dayalı bir politikanın Türkiye'yi daha rahat kalkındıracağını, herkese iş imkanı vererek herkese refah getireceği inancındadır. Bugün gümrüklerden içeriye giren tekstilde ve konfeksiyonda 500 bin ton yan pamuk ipliği giriyor. Şu anda 150 milyar dolar yatırım yapmış tekstil sektörünün yarısı batıl durumda. Yüz binlerce insan işsiz durumda. E şimdi biz işveren olarak, müteşebbis olarak, arkadaşlarımızla, çalışan insanlar, okuyan insanlar, memurlar olarak ne bekliyoruz hükümetimizden? Diyoruz ki sınırlarımızı emniyet alın. İş güvencemizi emniyet alın. Peki, yani iş şimdi herkes hükümetten, alın. Devletten bir şey bekliyor. Yoksa yani Bayram kardeşim söylediği gibi yani destekle büyüyen bir ekonominin sahibi değiliz. Biz desteği hükümete vermek isteyen müteşebbislerin bir grubu. Buradan galiba tek sorumlu çıkacak hükümet. Gideceğiz yani evimize böyle. Olmaz böyle şey. Buranın Türkiye'de en büyük iş adamları, işçi sendikaları, partileri, öğrencileri, herkes burada. Bir tane gideceğiz hükümete. Burada hükümet yok, hükümete koyacağız. Hep beraber gideceğiz. Olmaz öyle şey. Size kırmızı kart. Ben sözümü tamamlayabilir miyim Reha Bey, lütfen? Siz konuştunuz. Biraz öğrencilerin konuşmasını istiyorum. Öğrenci. Buyurun. Yakın dönemde Türk Hava Yolları ve Telekom'un özelleştirilmesi gündemde ve devlet bütçesine 5 milyar dolarlık bir kaynak aktarılacağını söylüyor. Şimdi 5 milyar dolar bir devlet bütçesi için, Türkiye için çok komik bir rakam. Bu kaynak ihtiyacını karşılamayacaktır. Daha önceden özelleştirmelere kapılar çoktan açılmıştı. Bunun sonucunda işten çıkarmalar oldu. Bugün geldiğimiz noktada özelleştirmeler IMF tarafından dayatılmakta, hatta özelleştirme kapsamına alınan ve özelleştirilen şirketler tasarruf teşvik fonundan alınan fonlara rağmen batmakta. Yani dolayısıyla artık zarar eden kuruluşlar değil, kar eden kuruluşlar da özelleştiriliyor ve onlar da batırılıyor. Şimdi Türkiye müteşebbis cenneti değil mi? Türkiye sermaye cenneti değil mi? Türkiye niçin sermaye cenneti yapmak istiyorsunuz da eşitliğin, özgürlüğün, adaletin olduğu bir ülke yapmaya çalışmıyorsunuz? 40 milyon harcını ödeyemeyen insanlara niçin kırmızı kart göstertiyorsunuz? Evet. Şimdi arkadaşlarım, teşekkür ederim. Şimdi siz üniversiteye harçtan bahsediyorsunuz. Mühim olan sizin 40 milyon, 50 milyon ödemeniz değil. Çünkü iyi bir öğrenciyseniz burs bulabilirsiniz. Bursunuz yoksa kredi alacaksınız, müsaade edin. Mezun olduktan sonra da çatır çatır parayı ödeyeceksiniz kredinizi. Biz ancak, bir dakika, fırsat eşitliği veriyoruz hepinize, öyle bedava bir şey yok. Üniversiteye burs alacak kadar iyi öğrenci değilseniz, sistemi anlatıyorum, parasını vereceksiniz krediyle. Biz bir miktar faiz desteği yapacağız. Mezun olur, iş bulduğunuz zaman geri ödeyeceksiniz. Sizin sorununuz işsizlik. Siz hangi üniversite mezunu doğru dürüst iş bulabilecek zannediyorsunuz? Neden bahsediyorsunuz? İş mi var? Maaşlarını ödeyecek firmalar mı var? Siz bana bakın, bağlansınlar burada. 2-3 aydır birçok firma maaş ödeyemiyor, maaş. Bakın ben size bir şey anlatayım. Neden ama? Neden? Liberal Demokrat Parti'nin anlattığı sistem şu. Siz evde süt yok diye kırılıyorsunuz. Ben de diyorum ki ineğe iyi bakın. İnek nedir burada? Müteşebbistir, sermayedir. Öyledir. İneğe iyi bakmazsanız süt alamazsınız. Yönetmen arkadaşımız oraya gösterecektir. Gördüğünüz gibi sağ cenahında Sakıp Sabancı bu tarafta oturuyordu efendim. Tam Halit Narin Beyefendi'nin yanında. Sakıp Sabancı bir anda ağların ağası sol tarafa geçti efendim. Bayram Meral'le Doğu Perinçek'in ortasına kuruldu. Emekten yanayım diyor. Hemen ben Sakıp Ağa'ya soracağım. Neden oradan buraya geçtiniz sevgili Sakıp Sabancı? Buyurun efendim. Herkesi selamlıyorum. İyilikler sizlere gelsin. Bağrı yanık arkadaşlar dertlerini söylerken ben de çok ama çok üzülüyorum. Ben hiç unutmuyorum köyümü, koşullarımı, rahmetli anamı, babamı, işçi Hacı Ömer'in koşullarını hiç unutmuyorum. Sizi anlıyorum çünkü aynı dili konuşuyoruz. Ben de böyle büyüdüm, böyle yaşadım. Neden oradan buraya geldim gelince? Benim vatanım hoşgörü istiyor. Diyalog istiyor. Kesimler arasında aynı kompartımanlar bizi üzüyor. Sen burada, ben orada,
ve karşı lafları birbirimize söyleyip gitme yerine el ele vererek arayışlara ihtiyaç var. İşte Fransa'da bugün de olan olay. Biz evin içinde evimizin önüne iyi süpüremiyoruz. El ele verme becerisini yapamıyoruz. Peşin hükümlü birbirimize fatura çıkarmaya. Otomatik. Yahu herkes kötü olamaz kardeşim. Sendikacı kötü. Olamaz efendim. Olamaz efendim. Sendikacı olmadan ve başarılı sendikacı olmadıkça bir yere varamam. Evet, siyasetçiler başarılı olmadıkça bir yere varamam. Bunun icabı. Ama müteşebbis, var eden, varlığı büyüten, buna da ihtiyacımız var. Konumuza gelmek istiyorum. Evet. Başlığımız ne? Niçin toplandık? Nereden burada? Efendim, biz adil kazanma, vergisi verilmiş, helal kazanılmış. Onun için Sayın Başkanım beni hoş gitsin. Ben kayıt dışına karşıyım. Aynı fikirde olmayabilir. Adil kazanmış, vergisi verilmiş, kazanılmış bir para dengeli mi? Arayacağım. Bitmedi. Adil bölüşülüyor mu? Adil bölüşülmüyorsa kafamda patlar. Kafamda patlar, sıfır alır. O herkes adil payını alacak. Adil bölüşme var mı memlekette? Hayır. Adil bölüşmeyi lakırdan ileri bir yere götüremiyoruz. Deveye sormuşlar yahu, boyun niye eğri, nerem ki doğru baba? Nerem bozu ya? Hastaneler tamam mı? Özelleştirme tamam mı? Ekonomi tamam mı? Madencilik tamam mı? İşçi işveren konuları tamam mı? Bu tamam mı? Bu tamam mı? Bu tamam mı? Bize nasıl faturalar çıkıyor dünyada? Evet. Bu bizim kaderimiz değil. Bu kaderden kurtulacağız. Dengeli bölüşme deyince kompartımanlar koyalım. Faraza, benim kolumda 30 bin arkadaşım var. Bak yanlış laf söylemiyorum. 30 bin işçim yok, haşa. Benim 30 bin arkadaşım var. Belli yerlerde geliyor, beni omuzuna alıyorlar. Lakırdıyla değil, istesen de kalmaz. Ama bu memlekete total kualiteyi getiren veya çevre korumayı getiren, dünya şampiyonu olmayı getiren, yerleri gören, memleket seven insanlar bunları söyleyebiliyor. Aklınızda söyleyenler olacak. Onlara da şapka çıkaracağız. Onlar da haklıdır. Bu memlekette yıllardan beri dengeli yatırım istedik. Oldu mu? Nerede Artvin be? Artvin'e kim gitti fabrika yaptı? Ben müteşebbis olarak suçlu oğlu suçluyum ben. Gittin mi Güneydoğu'ya? Bir şeyler yaptın mı? Artvin'e fabrika yapılmaz. Evet. Ama ben gidemedim, ben yapamadım. Beni göndermeyen, beni enleyen ve düzenlemeleri iyi yapmayan, istikrarlı olmayan, devamlı olmayan hükümetler bunun önünde frendi. Onun için dengeli lafını konuşuyorsan evvela ülkede dengeli yatırımlar yok. Burada bir yangın var. Kocaman ufukta duruyor. Dengeli dediğimiz zaman açalım bir kompartımanlar. Farz edelim. Sabancı topluluğunda çalışan bir şoför arkadaşım Kasım. Yine Sabancı topluluğunda çalışan lastik iş kolunda bir şoför arkadaşım Mehmet Bey, biri birinin 4 misli para alıyor. Maaş. Ey yanlışlıkları yapan Sabancı, neden birine 4 veriyor? Bu tekstil değilmiş, talihsizmiş. Öbürü lastik iş kolusundaymış, böyleymiş. Benim de hatalarım, düzenlemeleri yapanlarında ve bizi yönlendiren ve söz sahibi insanların da sizden dengeler yok.
denge madem yapmaya geliyoruz. Neden denge, böyle Takip Bey? Yani sizin aynı işçiniz, iki tane işçiniz. Evet, iki şoförüm var. İki şoförünüz. Biri tekstilde çalışıyor. Yine Sabancı topluluğunda. Gene birisi... O bir alıyorsa, ötekisi dört alıyor. Birisi de... İkisinin de patronu sizsiniz. Peki bu dengesizliğin size göre nedeni ne? Söyleyeceğim. İşte buraya gelmek istiyorum. Sendika mı? Hemen yanımda bir doktor. Bir doktor. Evet. Kaç sene o eğitim yapmış ve doktor olmuş, kaç lira kazanıyor? Yanında odacısı var, odacısı ondan fazla para alıyor. Niye de bunlar? Bunlar memlekette. Gözünü aç, gözünü aç, kulağını aç. Ben realitelerin içinde yaşıyorum. Ya 35 bir milyar, vali. 35 milyar doları batıranlar, götürenler bir tane gitti. Bizim yine işçiler ortaya düştü. Hayır, işçiler gelmedi. İşçi. Memleketin dev gibi sorununu bir tarafa bıraktık. Kardeşim, şimdi, işçiye... Ya fazla sabır et, ben seni dinledim. Ben seni dinlerken bir laf etti mi baba? Gelir dağılma demesin. Sabır et, sıra sana geldiği zaman sen de onu söyle baba. Oldu, buyur. Saygı edelim birbirimize. Tamam, saygı et, bak, buyur. Yanına geldim. Ha? Realiteler konuşacağım. Realiteler. Böyle gırgır bitti baba. Gırgır yutturma bitti. Bayram Bey, sizden önce bir Doğu Bey'e söz vermek istiyorum. Politikalarla buyurun. Akıp Bey tabii akıllı bir insan. Orayı bıraktı, bu tarafa geçti. Karşı tarafta çözülme var. Şimdi karşı tarafta çözülme var. Yani yalnız takviye olsun diye onu oraya yolladık. Bu arada zayıfsınız diye. Olabilir. Takviye değil de içine karıştırmak için. Neyse. Yalnız ateş attığı salonunda değil. Türkiye'de karşı tarafta çözülme var. Çünkü deniz bitti. Bakınız. Türkiye vurguncu cenneti. Yani bırakalım müteşebbis cenneti olmayı. Vurguncu cenneti, hortumcu cenneti. Ve vurguncu için, hortumcu için ve onlarla beraber olan müteşebbis için deniz bitmiştir. Zaten Besim Bey'in açıklamasında da denizin bittiği belli. Nereden belli? Diyor ki %90'ı işverenlerin iflas halinde. Şimdi o %90 iflas edecek, ne olacak? %10 daha filleşecek, daha büyüyecek, daha çok hortumlayacak. Çünkü ekonominin kuralı bu. %90 iflas etti mi öbürü büyüyecek. Ve Türkiye bir rota değişikliğine geliyor. Bakın en önemli, Türkiye rota değiştirecek. Türkiye küçük Amerika 50 yıldır programıyla nereye gelmiştir? 1 milyon çocuk sokaklarda yatmaktadır. Bu Devlet Denetleme Kurulu raporudur. Cumhurbaşkanlığına bağlı. Yani Türk İş'in raporu değil, İşçi Partisi'nin raporu değildir. 1 milyon çocuk görüyoruz sokaklarda tinerden kıvrılıyor, yatıyor. Değil mi? Ve köylü üretim yapacak gücü yok. Gidelim Orta Anadolu'ya, Trakya'ya gidelim. Çukurova'ya gidelim. Köylünün büyük bir kısmı üretim yapacak gücü yok ve artık topraklar ekilmez hale geliyor. Çünkü politika budur. Ama Türkiye'de ekonominin çarkının dönmesi lazım. Türkiye ray değiştirerek bunu yapacak. Türkiye müteşebbisle, büyük sermayeyle, holdingçiyle, emperyalizm işbirlikçiliğiyle işte buraya gelmiştir ve artık Türkiye'nin önünde yeniden 50 yıl önceki veyahut da 60-70 yıl önceki bir dakika. Bir saniye. Çözüm istiyorsunuz. Değil mi? Halkçı devletçi politikalara dönecek. Müteşebbis, evet, halkçı devletçi politikalara dönecektir. Nedir o? Planlı. Türkiye'nin komik ya. Değerli arkadaşlar. Türkiye'nin kaynakları var. Diyor ki sobam yok, ısınamıyorum. Türkiye'de herkesi ısıtacak. Herkesi yedirecek, doyuracak, sırtına giydirecek kaynaklar var. Herkese bedava sağlık, herkese bedava eğitim sağlayacak Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin kaynağı yok değil. Bu kaynaklar hortumlanmaktadır. Bu kaynaklar Türkiye büyük bir kan kaybına uğramaktadır. Bugün İsviçre bankalarında 100 milyar doların üzerindedir. Miami'lerde bilmem nerelerde Türkiye'de yaratılan kaynaklar emekçi çalışıyor falan filan. Müteşebbis ne yapıyor? Gidiyor Miami'de. O emekçinin alın terini villa alıyor. 5000 tane yalnız Miami'de
Türk müteşebbislerinin villaları vardır. Türkiye'nin kaynakları dışa akıtılmaktadır. İşveren diyor tabii ki kaçıracak diyor. Hiç insan boyutunda bakmıyoruz. Sokakta yatan çocuk açısından bakmıyoruz. Sinerjiler açısından bakmıyoruz. Vücudunu satmak zorunda kalan kadın açısından bakmıyoruz. Ne demek tabii ki kaçıracak? Yani o kaçıracak, o kaçıracak. Biz de bunu seyredeceğiz. Ve çoluğumuz çocuğumuz sokaklarda yatacak. O sobasız kalacak vesaire. Şimdi bütün Reha Bey bitireceğim. 3-5 cümleyle bitireceğim. Bütün ekonomilerde sonunda iki tane politika vardı. Bir tanesi serbest piyasa rekabet dersiniz ki o ne serbest piyasadır ne rekabettir. Bugün olduğu gibi tekelleri fil gibi mamut gibi şişirir ve %10 iflas etmeyecek diyor. O bunlar büyür vesaire. O politika ne olmuştur Türkiye'de? İşte bu sefalete ve bu yoksulluğa yol açmıştır. Bunun alternatifi olan politika nedir? Ülke kaynaklarını karma bir ekonomiyle ve kamu ekonomisi güdümünde. Neden kamu ekonomisi güdümünde? Yok, çünkü ekonomi köylü devletçiliğe mecburdur. İşçi devletçiliğe mecburdur. Esnaf, zanaatkar. Olmaz öyle şey, olur mu ya? Öyle şey olur mu? Allah'ın razı olsun. Olur mu öyle şey? Yani ve bugün Reha Bey, şimdi Bulgaristan, Romanya ve ülke kaynaklarını. Şimdi ülke kaynaklarını insanın kendisinden daha iyi devletin idare ettiği hangi ülke var bugün yeryüzünde? Bakın ben size bir tek bir şey söyleyeceğim. Olur mu öyle şey? Büyük zenginler olmasın sizin gibi ama bir tane çocuğumuz yerde yatmasın. Sizin yüzünüzden çocuklarımız sokaklarda yatmasın. Sisteminiz bitti. Ben biraz söyle, ben söyleyeceğim sana. Evet. Beni biraz daha kaldıracağım ben alayım. Beni ihsan edeceksiniz. Hortumlayacaksınız, vuracaksınız. Ondan sonra da... Peki, ondan peki. Sonra da bir keçek isteyeceğim. Oğul Bey dostum çok formunda. Bana da öyle şimdi geliyor. Bir şey daha itiraf edeyim. Ben çok keyif almaya başladım buradaki sonra. Şimdi... Bunu söylemek yersiz ama ben buraya geldiğimde başım ağrıyor. Şimdi geçti. Hiç başım ağrıyor. Şimdi Doğu Bey'in söylediği kendi açısından çok tutarlı. Şimdi bakın Doğu Bey'in söylediği liberal demokrat sistemin tam karşıtı olan bir sistemdir. Ve kendi açısından kaynakları devletin kontrol ettiği, planları devletin yaptığı bir sistemdir. Tabii Doğu Bey de en az bizim kadar vatanseverdir. O da çoluk çocuğun fakirliğini görüyor. Sokakta yatanları düşünüyor. Kalbi ciz ediyor. Biz de buna ciz ediyoruz. Ama metot meselesidir. Evet. Demin size bir şey söyledim ben. Evet. Çocuklar süt yok, cılız, ağlıyorlar. İnekten iyi sütü nasıl alırsınız? Metot meselesidir önemli olan. Yani biz şimdi bu ülkede yaşıyoruz. Veyahut da bir elma ağacından daha çok elma nasıl alırsınız bunu tartışacağız. Şimdi Doğu Bey'in sistemi... Maalesef çöktü ama o tabii kendine göre söyleyecek. Doğrudur, bu tenkitler doğrudur. Bakın, dünyanın en hızlı gelişen ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti bugün. En dinamik, en büyük, Çin en Halk Cumhuriyeti'nin çökmedi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin başarısı ekonomide liberal politika uygulamaktır. Hayır, yok. Eğer bilmiyorsunuz. Eğer örnek vermek istiyorsanız Kuzey Kore'ye gideceksiniz. Tam sizin şeyde gittim. Orasıdır. Daha yeni geliyorum orada. Şimdi gelelim. Ben bir şey görmemişsin o zaman. Bakınız, bir şey söyleyeyim. Ben samimi olarak buna inansam ki gençliğimde inanıyordum çok eskiden. Sonra bu inancımı yitirdim. Ben de Doğu Bey gibi bağırır çağırırdım ve derdim ki bu hortumlamalar dursun. Şimdi hortumlamalara geleyim. Gözünüzden bir şey kaçıyor arkadaşlar. Hortumlamalarda bir tarafta devletçilik var. Devleti ekonomiden tamamen çekeceksiniz. Devlet sadece denetici olacak. Tabii minimum vergi de alacak. Bu işlere karışmazsa, bankalara mevduat garantisi vermezse... Bu suistimallerin hiçbiri olmaz. Sen yüksek faizle para yatırırken 3 defa düşünürsün. Bu banka batarsa ne olur? Bir soru soracağım. Tabii bir soru. Beyefendi. Bakınız özelleştirme diyorsunuz. Evet. Şu son eti banklar, diğer bankalar hepsi özelleştirildi. Özelleştirilirken bir hortumluyorsunuz. Ondan sonra bitiriyorsunuz içini, boşaltıyorsunuz.
devletin üzerine atıyorsunuz. Devletin üzerine atıyorsunuz bankayı. Doğu Bey. Sonra diyorsunuz ki. Bankanın mevduat borçlarını da devlet ödesin diyorsunuz. Doğu Bey, Türkiye'deki sistem sizin sisteme çok yakın. Liberal demokrat sistem değil. Yani, devletçi sistem. Rica ederim. Şimdi. Türkiye, bakın siz bütün dünyadaki ülkeleri alt alta dizin. Komünizm açısından komünizme en yakın dördüncü veya beşinci ülkedir. Hayır, iddianız varsa... Atatürk'ün Türkiye'si, halkçı, devletçi. Evet. Bir dakika, komünizm ideolojiye, komünizm uygulamaya en yakın ilk beş ülke arasında Türkiye vardır. Bunu da istediğiniz kadar tartışırım. Türkiye vardır. Cumhuriyet sayesinde. Valla cumhuriyet sayesinde... Cumhuriyetin halkçı... Evet. Onu siz yıkıyorsunuz şimdi hayır, işte, hayır. Onu yıkmaya çalışıyorsunuz. Doğu Bey. Buyurun, buyurun. Doğu Bey. Doğu Bey, uyan. Ben sizi seyrediyorum. Oradan görüyorum sizi. Türkiye'de herkese bol miktarda yiyecek, içecek vesaire sağlayabilecek kadar kaynak olduğunu söylediniz. Ben bilmiyorum, varsa somut kanıt istiyorum sadece sizden. İnşallah vardır dediğiniz gibi inşallah, ama gösterin. Somut kanıt yani. Efendim, soru soruldu. İnşallahla maşallahla ilgili değil, bu matematik bir şey. Türkiye daha 1960'larda 50'lerde dünyada 7 ülkeden biriydi. Kendini yediren, kendini giydiren 7 ülkeden biriydi. Ve en önemlisi, Türkiye'nin muazzam bir insan kaynağı var. Kemalist devrimin, cumhuriyetin yarattığı aydınlanmış kuşaklar var. Kaynağın esası insandır. En büyük üretici güç insandır. Bir ülkenin insanı varsa o ülke her şeyi yapabilir. Bakın Almanya'yı yıktılar. 15-20 yıl içinde nasıl bir Almanya oldu. Türkiye'nin insanı var. Ama Türkiye'nin bu insan kaynaklarını, bu doğasını, bu coğrafyasını, bu denizlerini, bu tarımını, bu topraklarını ve kurulmuş olan sanayisini halk için, halk için, özel sermayenin kârı için değil, halk için, dengeli bir toplum için, özel teşebbüs de olacak, kamu mülkiyeti de olacak. Bir karma ekonomi içerisinde planlı olarak kullanacak, değerlendirecek bir hükümeti yok. Türkiye'nin Ankara'sını kaybetmiş Türkiye. Türkiye'ye bir Ankara lazım, devrimci bir Ankara, Atatürk zamanındaki gibi. Türkiye ne olmuş? Hükümetiniz Brüksel'de, hükümetiniz Washington'da, hükümetimiz kalmamış. Evet. Bir ülke. Hükümeti yoksa. Bir dakika. Hükümetiniz kalmamış. Ya. Bir saniye Doğu Bey. Size hemen. Meydanı buldum. Rahat konuş. Gelir dağılımı. Bir de memur konuşsun. Ben memurum. Evet, lütfen bir de memur konuşsun. Lütfen rica ederim ya. Ben ne hallerdeyim bilen var mı? Kimse bilmez. Ancak memur bilir. İşçi bilir. Ben 150 milyon lira maaş alıyorum. 150 milyon maaş alıyorum. 150 milyon maaş nedir? Ne kadar vergi? Bugün %50 köprüye vergi yapıyorlar. %75 oto pul parası. %75. Ondan elektriğe zam, şuna zam, buna zam. Efendiler 2,5 milyar maaş alıyor. Biz 150 milyon. 150 milyonla ben nasıl geçineyim? 3 tane çocuğum var benim. Nasıl geçineyim? Geçinemiyorum. Girecilik mi yapayım? İnanın vallahi billahi çarşıya iniyorum. Balığı görüyorum, şöyle bir bakıyorum. Rüyama giriyorum balık. Alamıyorum. Çocuklarıma götüremiyorum. Et alamıyorum. Çocuklarıma elbise alamıyorum. Bu elbiseyi bile emanet aldım, geldim buraya. Memur bitmiş durumda. Türkiye bitmiş durumda. Kime güveneceğiz biz? Sizlere soruyorum. Çare bulun. Sakıp Bey. Sakıp Bey, Türkiye'de çok iyi bir iş sen adamıdır. Sen Sakıp Bey'den çare istersen daha çok elbisesiz kalırsın. Daha çok elbisesiz kalırsın. Bugün Sakıp Bey gibi 10 tane iş adamı... Devam et. O beni ne kadar fabrikası varsa milyonlarca sana işçi çalışıyor. O beni okul yaptırıyor. Onun sisteminde... 30 bin işçi çalıştırıyor. Onun sisteminde fıkaralı bölüşme... Tabii. Fıkaralı bölüşme onun sisteminde yüreğine girmiş. Yok, yüreğine. Böyle fıkaralı bölüşme. Tebrik etmek lazım. Ben var edeni, var edeni bir şey söyleyeceğim. Bak,
Paralıyı devletçilik istiyor. Devletçilik devam etsin tabii, diyor. Tabii. Devletçilik kurtuluş diyor. Diyor şu devlet bankalarının her sene 20 milyar dolar. 20 milyar dolar devlet bankaları görev tazminatı ödüyor. Ey millet, size söylüyorum. 20 milyar dolar yalandır. 20 milyar dolar azdır. Bu 20 milyar dolar yerine çok daha büyük görevler için para veriliyor. Yanlıştır. Bu devlet bankalarında 20 milyar dolar dediği az olan bu rakam var ya, bu rakam var ya, neler yaptırabilir? Nereye gidiyor bu 20 milyar? Doğru be! Ona bak! Sizin cebinize gidiyor. Buraya gidiyor. Buraya. Bu cebe gidiyor. Bu kafa. Burada cebinize gidiyor. Bu kafa olduğu için. Bak burada. Burada bu cebin içinde. Senin bu kafan, bu memleketin, yükselmesine bu kafa. Bu kafayı alkışlayalım. Bundan dönemez. Hamuru böyle yorulmuş ya. Yazıklar olsun. Memlekete yazık. Yahu bu olur mu be abi? Dinleyelim. Size Sabancı fakirliği nasıl bölüştürüyor? Onun belgesini sunacağım. Geleceğim bir saniye. Sabancı fakirliği nasıl bölüştürüyor? Sabancı kötü. Geleceğim bir saniye. Çok kötü. Bir saniye. Sisteminiz kötü. Yanlış işler yapıyor. Sisteminiz kötü. Sisteminiz kötü. Müteşebbisi istemem. Devlet eliyle yapacağım. Tefeci değil mi? Bu yaşa geldin. Devleti haraca kesmişsiniz. Bak senin karşında konuşan adam bunu yaptım. İşlerimi büyüttüm. Vatan için, memleket için, cebim için. Benleri yaptım. Mesela siz hep çözüm önerisi diyorsunuz. Ben bunu baştan beri söylüyorum. Ne olacak Türkiye? Sermaye cenneti olacak. Sermayeden vergi almayacaksınız. Giren çıkanın gırtlağına basmayacaksınız. Ancak eroin, silah gibi bir şey bulursan yakalayacaksın. İki, müteşebbisi vergilerle ezmeyeceksin. Hukuk sistemini oturtacaksın. Çok sağlam hukuk sistemi. Ve insanlar Türkiye'de iş yapmak için gelecekler. Ama Çinli bile gelecek. Çinli gelecek, belki şehirler arası otobüslerde Çang Çum Çong diye bir firma kuracak. Hepsinden iyi olacak. Biri gelecek, vapur işletecek. Bütün dünyanın müteşebbislerine ve sermayesine bu ülkeyi açacaksınız ki burada müthiş bir dinamizm ve iş doğsun. Yoksa bakınız bir dakika. Bırakın sömürsün. Bir dakika. Çinli geldi. Çang Çum Çong seni sömürüyor. Hukuk düzeni içinde ne yapıyor adam? Çok iyi otobüs işletmesi yapıyor. Para kazanıyor. Ne yapacak bu parayı? Bir, yiyebilir. Bol bol yer. Kendi ülkesine kaçırırsa orada kötü durumdayız. Dikkat edin. Bakın, niye Türkiye'den para kaçırıyorlar? Emniyet yok, güven yok. Ağır vergiler var. Benim kaçırdığım para yok. Olsa politikacılık yapar mıydım? Bırak abi. Bir dakika. Müsaade edin. Bir dakika. Ben size yabancı sömürüden bahsediyorum. Yabancı bir adam geldi, Türkiye'de sömürdü. Ne yapacak bu? O para gene burada kalacak. Kendisi burada yiyip içecek. Adamın kızını tavlarsınız, evlenirsiniz. İşte al, vergi dağılımı da olur. Evet. Uyanık olun biraz. Ne abi? O kadar. Size yol da gösteriyorum. Çözüm diyorsunuz. Tamam. Şimdi iki tane konuğumuz Besim Bey ve Halit Bey çözüm önerilerini söylediler. Onların çözüm önerileri son sözleri itibariyle sorulara da cevap verdiler. Türkiye'de daha fazla özel girişim olursa bu özel girişimle daha fazla iş imkanı yaratılır. Sermaye ile beraber daha fazla iş imkanı yaratılır. Türkiye'deki işsizliğin önüne geçilir.
Bu işsizliğin önüne geçildikçe de asgari ücretten başlayarak diğer ücretler de artmaya başlar. Kısaca sanıyorum söyledikleriniz bunlar. Şimdi iki konuğumuzun dışında Doğu Bey'e sorusu olan var mı? Doğu Bey. Vallahi sonuçta sizin sorunuzla bu işi bitireceğiz galiba. Arkadaşımı da bırakalım. Peki buyurun. Al. Mikrofon nerede? Kaliteli olur sorun. Mikrofonları da tuttuk. Doğu Bey. Çünkü son sözler bunlar. Doğu Bey. İsmim Kenan Tat, İslam Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Diplomasi Kulübü üyesiyim. Tamam, geçelim onlara. Burada Doğu Bey'e soruyu soracaktım. Doğu Bey Cumhuriyet döneminde Atatürk'ün altı okundan bahsetti. Çok güzel, halkçılığından, devletçiliğinden bahsetti. Fakat bunlar var, bir de şunu unutmayalım. Atatürk İzmir İktisat Kongresi yaptığında iş adamı var mıydı? Çiftçiydi, esnaftı fakat iş adamı yoktu. Atatürk bunu yaratmak için iş bankasını kurmadı mı? Kredi vermek için bunları kurmadı mı? Sadece olaya, sadece şunu söylemek istiyorum. Sadece olaya bakarken kısa bir dönemi almayalım. Kısa yolu bakmayalım diyorum. Ondan sonra bütün ders kitaplarında okutuyor. Devletçiliğin o zaman için gerekli olduğu. Fakat daha sonra sermayedar sınıfın yaratılması gerektiği herkes öğretilmedi mi? Yapılması gerekmiyor. Fakat şurada şöyle yapıyoruz. Gri renkleri gene kullanmıyoruz. Tamamen iş adamını kötülüyoruz veya halk anlamamaya çalışıyoruz. Üretimin artırılması gerektiğini söylüyoruz. Bunlar artırılmalı, bunlar yapılmalı. Fakat nasıl yapılmalı? Bunun üzerinde durmuyoruz. İş adamları giderse ne olur? Fakat müteşebbisi neden bu kadar kötülüyoruz? Yani iş adamları tutuklandığı zaman hoşa gitmiyor deniliyor. Bu çok doğru. Fakat tabii ben burada Sakıp Bey'in çizgisini benimsemek istiyorum. Çünkü Sakıp Bey bazı şeyleri söylerken hataları da yapılmaması gerekenleri de söyledi. Yani bunu burada, zaten Sakıp Bey söyledi. Tamam. Sen Doğu Bey'e olan soruları Doğu Bey'e sorun bunu sordum. Ve de herkes hatasını kabullenmeli ve eksiklerini söylemeli. Sütten çıkmış ak kaşık gibi herkes bazı şeyleri dile getiriyor. Karşıdakini anlamıyor, kabul etmiyor. Doğu Bey'e bir sorun var. Ve de bugünkü ekonomi müteşebbisin ekonomisi değil. Bugün bakın. Müteşebbis dediğiniz insanlar devleti haraca kesmiş 1300 tane büyük tefeci, hepsi devlete borç vermiş ve yüksek faizlerle ondan aldığı paralarla geçiniyor. Yoksa bugün bizim teoride okuduğumuz gerçek anlamda bir müteşebbis yok. Bir, iki. Sahibi yalnız. O kadar küçük mü yani Türkiye? Müteşebbis olur yapmaz şey? Yalnız yatırımı. Yani burada şimdi bir takım büyük sermaye sahipleri şöyle bir denklem kurdular. Türkiye onlara mecbur çünkü yatırımı onlar yapıyor. Hayır, Türkiye'nin kaynakları var. Planlı bir ekonomiyle bu kaynakların bir kısmını kamu yatırımı olarak yaparsınız ve yaptığınız zaman da halk için yaparsınız. Bugünkü gelir dağılımında dağıtıyorsunuz ya, bazılarına çok veriyorsunuz, aşırı çok. O aynı zamanda piyasadaki talebi belirliyor. Hangi talebi belirliyor? Lüks. Şuradan çıkalım, bir İstanbul'u dolaşalım. Değil mi? O manzaraya bakarken bile gelir adaletsizliğini görürüz. Aynı zamanda ekonominin nereye dolup balon yaptığını da görürüz. Eğer dengeli bir gelir dağılımı olursa aynı zamanda piyasaya olan talep de nedir? Halkın ihtiyaçlarına yönelik olur. Ama siz büyük iş adamlarına bir kar ekonomisini esas alarak büyük kaynaklar yarattığınız zaman onlar da ne yapacaktır? İşte demin gördüğünüz şampanyaları o kadınların peki, üzerine döküp bilmem ne yapacak. Zaman? Şimdi bırakın bu hikayeleri. Moskova'da bu hikayeleri bırakın. Binalar orada siz, görüyorsun. Siz, niye bakın, öyle şey yapıyorsun ki yani? Bakın, gelir dağılımında. Bakın, Moskova'da başka bir şey peki, mi görüyorsun? Şunu söyleyeyim. Atatürk dönemi bakın. Devlet ülke kaynaklarının bir kısmını yatırıma yöneltir planlı olarak ve halkın ihtiyaçları için yöneltti. Yani şuradaki şu deminki kız kardeşimiz. Evet. Siz hiçbir zaman onun problemlerini çözecek bir yatırıma yönelmeyeceksiniz. Çünkü onun parası yok. Bak peki, iki çocuğum var. Bir dakika. Ben size bir ekonomi anlatacağım. Bana ekonomiyi anlatma. Gerçekleri ekonomi dersi söyle. Vereceğim. Peki. Müsaade et. Halit Bey. Bakın. Ben 5 cümle söyleyeceğim. Besim Tübük'ün tarif ettiği ekonomi hicreti 25 milyona düşürürsünüz. Ücreti 25 milyona düşürürsünüz Türkiye'de. Ne Bulgaristan'a gider sermaye. Herkes Türkiye'ye gelir. Doğru. Ha, 25 milyon. Ve sizin ekonominizde burada işte arkadaşım. Hayır. Onun bir talebi yok. Onun için bir yatırım olmaz. Hanımefendinin iş yeri açıldıktan sonra onun nerede çalışacağını nereden bileceksin? Hanımefendi
temizliğe gidiyor. Onun aylığı 150 milyon lira. Neyin bir şey söyleyeceğim? Neyin bir şey söyleyeceğim? 150 milyon lirayla piyasaya bakınız, çıkıyor. Bakınız bir şey söyleyeyim şimdi, size. Onun peki için bir yatırım olmaz. Zenginlik ekonomisine karşı çıkmayın. Bir ülkede çok lüks restoranlar da olacak. Orada çok lüks şaraplar da içilecek. O ekonominin içinde kalır. Yani ama onu bil. Bir dakika. Sokakta çocuk yatmayacak. Sizin şimdi İstanbul'da. Sokakta çocuk yatmayacak. Siz şarap içeceksiniz diye sokakta çocuk hayır, yatmayacak. Hayır. Siz lüks siz yaşayacaksınız diye kadınlar mı çocuklar yapıyorsun ya? Kadınlar mı çocuklar yapıyorsun? Sen propaganda yapıyorsun. Sizin lüksünüz yüzünden. Evet. Senin söylediğin. Bir dakika bu benim. Bu benim söyleyeceğim. Sizin lüksünüz yüzünden bu kadın iki tane çocuğunu yetiştiremiyor sizin lüksünüz yüzünden. Sizin sefahatiniz yüzünden. Sen eğer bir lokantaya gidip de 2-3 arkadaşınla lokanta en ucuzu. Hayır, lüks lokantaya. O da lüks en ucuzu. Lüks şarap açtırırsan bir sürü insana iş çıkar, bir yere para gitmiyor. Türkiye'nin vurguncularını... Hayır, oradan korkmayın. Zenginlik ekonomisine korkma, dünyadan haberiniz yok sizin. Öyle şey olur mu? Zenginlik iş yaratır. Zenginlik iş yaratır. Hayır. Tasarruf. Tasarruf iş yaratır. Tasarrufu siz kamu eliyle de yapabilirsiniz. Tasarruf da yaratır, harcama da yaratır. Evet. Kamu eliyle de tasarruf olur. Harcama da yaratır, tasarruf da yaratır. Evet. İstanbul'da lüks villalar olacak, yalılar olacak, dünyanın en lüks lokantaları olacak. Yurt dışından bile insanlar gelip orada eğlenecekler. Bu gidişle olmayacak. Hayır, bu gidişle göreceksiniz olmayacak. Fakirlik gelişir, siz, artar. Evet. Siz iş bulamazsınız o zaman. Peki. Doğu Bey'in yoluna girersiniz. Onu da bitirdik. Kapattık.